Tahıl ürünlerinin emniyetli sevki için oluşturulan müşterek koordinasyon merkezi açıldı. Açılışı yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, merkezde Türkiye ile birlikte Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den beşer temsilci olacağını söyledi. Karadeniz'den ticari gemilerin kaydının ve takibinin merkez tarafından yapılacağını belirtti. Ukrayna'dan ihraç edilecek tahıl ve benzeri gıda amaç ürünlerinin Odessa, Çernomorsk ve Yüzni limanlarından emniyetle denizden nakliyatını sağlamaktır. Merkez, asker ve sivil olmak üzere Türkiye ile birlikte Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den beşer temsilciden oluşmaktadır. Bakan Akar, İstanbul'un kıtaların buluşma noktası olduğunu, merkezin tüm dünya için özel bir anlam taşıdığını söyledi. Tüm dünya için özel bir anlam taşıyan, tamamen insani amaçlar doğrultusunda çalışacak olan bu merkezde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu hemen sözlerimin başında belirtmek istiyorum. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan çatışmanın enerji ve gıda krizini artırdığına değinen Akar, anlaşmanın tüm bu krizlere de çözüm olacağını belirtti. Bildiğiniz üzere Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan çatışma enerji ve gıda krizini artırmıştır. Dünyadaki tahıl arzının yaklaşık 1/3'ü Rusya ve Ukrayna tarafından sağlanmaktadır. Devlet başkanlarının inisiyatif aldığını belirten Bakan Akar, anlaşmanın ise 120 gün süreceğini duyurdu. Ukrayna'dan çıkarılamayan tahıl sorununun devam etmesi, başta Orta Doğu ve Afrika olmak üzere küresel anlamda hem açlık hem de düzensiz göç nedeniyle ciddi bir güvenlik riski oluşturmaktadır. Merkezde yapılacak çalışmaların enerji krizi ve diğer bazı sorunların çözümüne de model olabileceğinin altını sıkça çizen Akar, anlaşmanın gıda fiyatlarının düşmesine katkı sağlayacağını söyledi. Ukrayna limanlarında bekleyen 25 milyon tondan fazla tahılın güvenli bir şekilde ve belki daha da önemlisi kısa zamanda ihtiyaç sahibi ülkelere sevki için denizde bir koridor oluşturulması zarureti doğmuştur. Öte yandan koordinasyon merkezinin Afrika'dan Avrupa ve Türkiye'ye olabilecek düzensiz göçün engellenmesine de katkı sağlayacağını belirtti. Merkez girişime dahil olacak ticari gemilerin kaydını ve takibini yapacak. Uydu, internet ve diğer muhabere vasıtalarıyla ticari gemilerin intikalini teknik olarak takip edecek. Tüm faaliyetlerini taraf ülkeler ve Birleşmiş Milletler ile koordine olarak yürütecektir.